Evet sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, hepinize cümleten selamun aleyküm. Bu arada sponsorumuz e, şurada duruyor. Golvar.com'un katkılarıyla videomuz sizlerle inşallah Fenerbahçe'de sıkıntılı süreç sona erdi. Teknik direktör belirsizdi, bitti. Hani Löv mü, mi, Jesus mu derken Fenerbahçe dün İsmail... Kartal'la sezon sonuna kadar anlaşıldığını açıkladı. Tabi bu hamle sezon sonu Lövün takımın başına geçip geçmeyeceği soru işaretlerini de aslında birlikte getirdi. Ama tabi Fenerbahçe taraftarı yine de memnun mu? Bence yine de memnun değil. Çünkü birçok tartışmanın fitili ateşlendi. Şimdi bakın, öncelikle Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya yolların ayrılmasından sonra 23 koca gün boyunca yılan hikayesine dönen yeni teknik adamın kim olacağı bakın 23 gün boyunca. Ve dün çözüldü bu olay. Takımın başına da İsmail Kartal getirildi. Fakat sosyal medyadan yapılan duyuru camiada büyük bir yankı buldu. Bazı kesimler hani lövün ayak sesleri. Hani şimdilik bunları idare edin de löv gelecek abi dese de görevin Fenerbahçe'nin evladına verilmesi çok doğru bir karar diyenler de oldu. Bazı muhalif gruplar da açıklamanın beklentileri karşılamadığını ifade etti. Hani şu eksik, bu eksik diye. Bizim görüşümüzde zaten biliyorsunuz. Tabii niye 23 gün beklendi? Dün itibariyle 2021-2022 sezonunun Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira döneminin ardından ikinci İsmail Kartal döneminin başlaması birçok soruyu yakla getirdi. Pereira'nın ayrıldığı günden beri 6 aylık ara. Hani 6 aylık ara. Şu ara geçiş dönemi diyelim. Bu çözüm formülü üzerinde durarak İsmail Kartal takımın başına getirmeyi düşünen yönetim niye 23 gün bekledi? Bakın arkadaşlar Fenerbahçe'nin cumartesi, çarşamba tekrar cumartesi maçı var. Yani düşünün. 3 maç arka arkaya gelecek. Artı Adana Demirspor, Karagümrük maçı, Göztepe maçı, yani kaç puandan oldu Fenerbahçe? Lövle yakın dostu olan İsmail Kartal. E, acaba önümüzdeki sene bir proje gerçekleştirilecek de İsmail Kartal bu projenin bir aşaması mı? Löv, İsmail Kartal arasında bir konuşma, ikna, diyalog vesaire yaşandı mı? Hani Löv mü İsmail Kartal'ı, İsmail Kartal mı Löv'ü ikna etti diye düşünülüyor. Löv takıma müdahale edecek mi? Değil mi? Yani anlaşma sağlandı diyelim. İsmail Kartal idaresinde Takım sezona devam ederken önümüzdeki yıl takımın başına da Löv getirecek diyelim. Böyle bir şey de açıklandı diyelim. Misal veriyorum. E, sezon devam ederken Löv kartal fikir alışverişi olacak mı? E, zaman zaman kadroya, oyun sistemine belki değişikliklere müdahale edecek mi? Değil mi? Şimdi 1998-99'da Löv'ün yardımcılığını yapan Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'la şampiyonluk yaşayan... Yani bu iki isminde de yardımcılarını yaparak şampiyonluk yaşayan İsmail Kartal bu adımı kariyerinde en önemli dönüm noktası olarak görecek mi? Yoksa ben e, yardımcı antrenör olmam ben birinci adam olurum mu diyecek? Takımı toparlayabilecek mi? Hani bu soru işaretlerine arkadaşlar cevaplar verirseniz sevinirim. Çünkü futbolcuların arası her zaman iyidir. 3 Temmuz, 4 Nisan, kurşunlanma, hani birçok zor günde İsmail Kartal e, takımın hep başında olmuştu, hep görevlerin içerisinde olmuştu. Yine zor bir dönemde geldi. Bu kez takımı toplamaya gücü yetecek mi? Ha bugün sosyal medyada bir kardeşimiz de şey diyor hocam takım 17. sıradayken Ersun Yanal geldi elini taşın altına koydu. Bu kadar e, desteklenmedi diye. Valla bazı kesimlerde şeycilik var. Hani şahısçılık var. Elini taşın altına da koysa canını da verse umurunda değil bazı kişilerin. O yüzden e, bilmesi gerekenler bilsin kıymeti. İsmail Kartal'la ligin kalan bölümünde başarılı olur mu? Türkiye Kupası'nı elde eder mi? Hadi diyelim elde etti. Önümüzdeki yıl devam eder mi? Şimdi taraftardan sorular devam ediyor. Ya da en basit soru, Löv gelirse yardımcısı olur mu? Şimdi bir de sosyal medyayı e, çok etkileyen bir olay var. Nedir o? Löv'e Başkan Ali Koç Löv'le görüşmeye gitti mi? Yani İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle Rizespor'da birlikte çalıştığı eski golcüsü Vedat Murici de takım olarak takıma geri dönecek mi? Ee, soru işaretleri tabii. İsmail Kartal Ali Koç'tan kimin alınmasını isteyecek, takviye isteyecek mi? Ki bir önceki döneminde hatırlayın, sadece ve sadece e, Aziz Yıldırım'dan Diego Ribas'ı alabilmişti o kadar transfer isteyip sadece bir transfer alabilmişti. Maalesef camianın evladı olmak da böyle bir şey. Ee, yani löv olayı da böyle bir durum arkadaşlar. Tabi Fenerbahçe'de şu anda kadronun şekillenme olayı var. Şimdi Fenerbahçe'de şu anda kadro şekillenme olayı var. Nasıl var? İsmail Kartal bakın Perşembe gündeyiz. Cuma cumartesi. İki gün sonra oynanacak olan Antalya Spor müsabakasının 11'ini oluşturmak için çalışmalara başladı, başlamıştır da muhtemelen. Ki Özellikle Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo hani bu isimlerin artık 11'de yer almasını hemen hemen herkes bekliyor. E, ayağının tozuyla da çalışmalara başladı İsmail Kartal. Hani Zeki Murat Göle'den futbolcular hakkında e, at çift e, futbolcular hakkında bilgiler almış. Ve kısa sürede bir çıkış hedefliyormuş. TRT Spor'un haberine göre kadroda büyük değişiklik düşünmüyormuş İsmail Kartal. Hani tedavileri tamamlanan Ferdi, Crespo, Antalya maçında görev alması bekleniliyor. Adana Demir maçında beklentilerin gerisinde kalan Sosa, Pelkas'ın e, Antalya maçında oynaması çok beklenmiyormuş. E, peşin hükümlü de olmamak lazım. Tabi bu idman performansına bakarak bir şey söylemek şu anda biraz afaki olur gibi geliyor bana. Ondan sonra... İleri uçta Valencia ve Serdar Dursun arasında tercihini son antrenmanlarda verecekmiş. Sakatlıktan atlatıp tamamen takıma dönen Luis Gustavo ve Mergim Berişar da yakından takip ediliyormuş. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Teknik direktör gelir gelmez mucizevi bir şekilde herkes iyileşti. Yani mucizevi bir şekilde. Değil mi? Herkes iyileşti. Bu arada Fenerbahçe'den sıcak bir sakatlık açıklaması da geldi. Onu da konuşalım. Nedir o sakatlık açıklaması? Mert Hakan Yandaş'ın... Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş diye bir futbolcu varmış. Ben yeni haberdar oldum arkadaşlar. Uzun bir süredir Fenerbahçe'yi takip ediyorum ama yeni haberim oldu. Kusura bakmayın. Bir açıklama paylaşmışlar. Mert Hakan'ın sol kasında ikinci derece zorlama kanama tespit edildiği belirtilmiş. Açıklama şu şekilde... Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Ee, sol kasık ikinci derece zorlanma kanama 3 hafta. Minimum 3 hafta. Yani minimum 3 hafta. Şimdi ilk 11'e gelirsek onu da söyleyeyim. Ferdi Crespo dedik ama... Şimdi Crespo kimden oynayacak? Nasıl bir oyun sergileyecek? Hani Valencia Serdar Dursun dedik ama şimdi Mert Hakan sakatlanmış. Ee, Sosa konusu belirsiz. Hani geçen maç kötüydü şimdi oynatmıyorum dediği Sosa'yı oynatabilir mi? Hani e, bana kalırsa orta ikili kim olur? Şimdi orta ikili Crespo Sosa olabilir mi? Hani Gustavo Crespo olmaz gibi geliyor bana. Hani tepki olur diye ama ee, ötesini bilmiyorum açıkçası hani Gustavo Crespo sanki e, olmaz gibi de e, Gustavo Crespo sanki Gustavo sosa şey Crespo sosa biraz daha mantıklı gibi ee, bunu da söyleyeyim arkadaşlar ha Fenerbahçe böyle bir süreçte artık nasıl olur nasıl eder transferler vesaire var şimdi arkadaşlar Löv olayına da geleyim. İsmail Kartal'la ilgili soruyu da ben vereyim. Şimdi bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç şey İsmail Kartal'a ilgili normalde yardımcı antrenör olmam ama Löv bir istisna. Sadece onun yardımcısı olurum demiş. Ee, Ertan Süzgün'ün haberim. Şimdi bu doğru olabilir. Yalan da olabilir. Yani normalde yardımcı antrenör olmam diye. Ben İsmail Kartal'ın bir açıklamasını hatırlıyorum. Demişlerdi Fenerbahçe'ye Löv gelirse yardımcısı olur musunuz diye. Seve seve demiştim. Yani seve seve kabul ederim demişti e, İsmail Kartal. Sonra tabi Ahmet Ercanlar olması lazım. Ahmet Ercanlar çıktı dedi ki ben işte görüştüm kendisinin hiçbir teklif yokmuş. Fenerbahçe kanadından işte yardımcılığı da kabul etmiyor. Hiçbir şey de kabul etmiyor. Şöyle böyle dedi. Durum bu. Bugün de aynı Ertan Sözgün ben Yoahim Löv'ün bittiğini duydum. Fenerbahçe'nin gündemine önümüzdeki günlerde bir kanat forvet ismi düşebilir. Böyle bir böyle bir arayış olduğunu da duydum diyor. Ben de şunu söyleyeyim, e, löv bitmedi yani kesin olarak bitmedi arkadaşlar. Görüşmeler sürüyor. Hani anlaşma, mutabakat vesaire durumları var. Görüşmeler sürüyor. Taraflar yine yeniden bir araya gelecekler. Tarih henüz belli değil diyorlar ama bakalım ne olacak. E, Jorge Jesus diyorlar da şimdi yanlış anlamayın beni. Buraya kadar getirdiysen, Almanya'ya kadar gittiysen, Löwen ayağına kadar gittiysen biraz da Jorge Jesus ismi e, mantıklı olmaz. Yani oraya kadar gidip o adamla görüşüp de Jorge Jesus dersen biraz millet seni topa tutabilir. Onu da belirtmekte fayda var. İsmail Kartal'la ilgili de şunu söyleyeyim. İsmail Kartal benim bildiğim yardımcı da olur, teknik direktörü de olur, kapıda bekçi de olur. Fenerbahçe için yapmayacağı şey yok ben en azından bu şekilde biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. hocam işte LÖV'de son dakika gelişmesi muhtemelen artık yazarım LÖV'den cevap geldi diye. Peki hocam senin duyumun nedir? Hani daha önce biraz şey konuşuyordun. ne derler onun adına? Farklı konuşuyordun hani biraz dalga geçer gibi. Bize net bir şey söyle. Açık söyleyeyim ben Ali Koç'un lövü becerebileceğini düşünmüyorum. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Sonra birileri çıkıp da yok şöyle dedim böyle dedim demesin. Üstüne basa basa söylüyorum. Ben Ali Koç'un lövü becerebileceğini düşünmüyorum. Oyalanacağız, oyalanacağız, vakit geçireceğiz. Ali Koç yemekler yiyecek, Almanya gezisi bitti diyecek, buradan görüşürüz ediyoruz diyecek. Sonra bir şeyler olup iptal olacak gibi bir his var içimde. Onu söyleyeyim. Duyumları soracak olursanız. Duyumlar farklı arkadaşlar. Ben üyeler elimden geldiğince duyumlar aktarıyorum ama abone arkadaşlara hani e, yeterli beğeni sayısında, yeterli izlenme sayısında, işte reklam tıklama sayısında falan aktarıyorum. Bilginiz olsun. E, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, videoyu da beğenirseniz sevinirim. Şimdi yine ben kendi kendime sizin adınıza soru sorayım. Yani hocam özet olarak Löv'de son durum nedir? Duyum ver anlaşma yok. Yani şu an görüşülüyor ama anlaşma yok. Hissi konuş. Bence hiçbir şekilde gelmeyecek. Peki duyum olarak başka görüşme olacak mı? Evet başka görüşme de olacak. Sonuç bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi afaki konuşmanın bir alemi yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.